Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konu önemli. Konu önemli, demokrasimiz açısından önemli. Tabii önergede Muğla Valisi'nin AKP'nin bir siyasi etkinliğini Twitter hesabından duyurmasıyla başlayan bir sorun gündemde. Sorun sadece valilerle de sınırlı olsa belki bir derece konuşacağız ama sorun derin. Sorunda asker var. Asker de siyasetin içerisinde. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürleri. Peki bu nereden oluyor? Çünkü balık baştan kokuyor. Cumhurbaşkanı siyasetin içinde olunca tablo böyle oluyor. Bu konu demokrasimizin en önemli konusu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren gündeme gelmiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk, bakın, 22 Eylül 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ikinci büyük kongresinde orduyla siyaset kurumunu ayırmıştır. Ve demiştir ki, ordumuz içinde bulunan cemiyet arkadaşlarımız eğer siyasete devam etmek istiyorsa ordudan ayrılmalı. Ya askerlik ya vekillik demiştir. Şimdi biz silahlı kuvvetlerimizden, Genelkurmay Başkanı'ndan bunu bekliyoruz. Ya askerlik ya vekillik. İktidar Partisi miting yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müdürleri bütün okullara yazı gönderiyor. Öğrencilerinizi siyasi parti mitingine getirin. Böyle bir şey olmaz değerli arkadaşlarım. Olmamalı. Olursa devlet tahribata uğrar. Ama ders almamız lazım. Atatürk nasıl askerlikte vekilliği ayırmışsa, siyasete girmişse, şimdi yapılması gereken askerlerin de üniformalarını çıkartıp siyasete girmesi, kamu kurumlarında çalışanlarını istifa edip siyasete girmesidir. Bakın, Cumhurbaşkanı'ndan kaynaklanan bir sorunu konuşuyoruz değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı öyle yaptığı için bunlar da böyle yapıyorlar. Oysa tarihimize baktığımız zaman İsmet İnönü, İktidar Partisi'nin genellikle eleştirdiği bir siyasetçi İsmet İnönü, ama İsmet İnönü 30 Kasım 1947'de ortaya çıkan tabloyu görünce Cumhurbaşkanı kendisi, Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında tartışmalar var ve 30 Kasım 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayına kendi getirdiği bir maddeyi oylatarak ve kabul ettirerek Cumhurbaşkanlığıyla parti başkanlığını ayırmış bir siyasetçidir. İsmet İnönü bunu kaç yıl önce yapmıştır? Demiştir ki, arkadaşlar, ben herkese karşı müsavi olmak durumundayım. Ondan önce Recep Peker'le Celal Bayar arasındaki tartışmalarda onları buluşturmuş, 12 Temmuz beyannamesini açıklatmış ve partilerin birbirleri arasındaki ilişkileri tanzim etmiştir Cumhurbaşkanı. Ama şimdi tablo öyle değil. Şimdi tablo korkunç. Buyur. Demokrasi bu yükü taşıyamaz değerli arkadaşlarım. O yüzden buradaki araştırma önergesinin konusunun dışında konu anayasanın değişmesine bağlıdır. Anayasa değişecek, Cumhurbaşkanı partisiyle bağını kesecektir. Anayasadaki bu değişiklikleri gerçekleştirmediğimiz takdirde bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi, tıpkı İsmet İnönü'nün yaptığı gibi demokrasimizi taçlandıracak adımları atmak durumundayız. Bunları atmadığımız takdirde bir gün Muğla Valisi, yarın bir başka kaymakam, yarın bir emniyet müdürü, yarın Genelkurmay Başkanı çıkar, siyasetin içinde olduğu izlenimlerini veren her türlü davranışı sergiler. Türkiye'yi buradan çıkartmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bence yapılacak en önemli, Türkiye'ye vereceğimiz en büyük fayda, anayasa değişikliğiyle tek parti, tek adam rejiminden kurtulmak ve Türkiye'yi demokrasiyle taçlandırmaktır. Hepinize saygıyla selam. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Atay Uslu, buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekili.